Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir K-Drop videosuna hepiniz hoş geldiniz. 60.000 TL değerindeki çekilişimizin 15-16 günü kaldı diye hatırlıyorum. 18 günü kalmış, hala katılmadıysanız sizler de K-Drop'ta FBB kodumu kullanarak bu çekilişime katılabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayıp siteye girerek katılabilirsiniz abi. Şimdi beyler, 547.000 etkinlik puanı birikmiş. Herhalde bu benim şu anki kendi rekorum bu etkinlikteki. Ben bunun hepsini bu videoya özel basacağım. Yani 1000 puana 1 dolar alırsanız çok güzel. Yani ben bu 547 puanı, yani 400 dolar falan alırsam yine de çok güzel. Ama azını alırsam biteriz. 374 dolar aldık, şükür diyelim. Yani ortalama yarısı bile gelse okeyim ben. Ama daha düşüğü çok kötü oluyor. Şimdi beyler, bu arada use code yerine FBB yazarak sizler de bakiye yatırırken %10 bonus kazanabilirsiniz. O yüzden K-Drop'ta FBB kodumu kullanmayı unutmayın dostlar. Şimdi Space Knife diye bir kasa var arkadaşlar. Bu kasada şöyle bir şey gördüm geçen. Eğer bu kasadan 100 tane açarsanız bir tane bedava açtırıyor. Aslında o 20 taneydi. Herhalde sonradan 100 tane oldu. İlginç bir şekilde. Neyse, bakalım bu kasadan katlayabilecek miyiz? 10 tanesine 400 dolar verdik. İnşallah katlayabiliriz abi. Hadi bakalım. İzliyoruz şimdilik. Çıkanları bakın. İnanılmaz. 841 dolar Bayonet Marble Fade aldık. Çok güzel. Harbiden bunu daha ikinci kasada çıkarmış olmama çok sevindim. Çünkü iki kasadan 10 kasanın parası çıktı abi. Bakın 424 dolar vermiştik. 1000 dolardayız şimdi. Geri kalan tüm kasalar bize kar yazacak demek oluyor bu. Güzel. 6. kasaya geçtik. 6. kasadan ne bekliyor bizi abi? Zınk. Maalesef güzel bir şey çıkmadı ama şükür diyeceğiz tabii ki de. Her zaman şükür arkadaşlar. Çok güzel bir bıçak çıkardık. Kasa savaşı böyle giderse 10 numarada katlarız. Öyle söyleyeyim size. Zınk. Aha, AK Vulkan geldi karşıya. Hem de 159 dolar. Bu arada fark etmişsinizdir. K-Drop'un animasyonları da değişti dostlar. Yani böyle pahalı bir item çıkardığınızda sapsarı bir ışık yanıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu arada karşı taraf da iyi itemler çıkardı. Yani çok güzel kar ettiğimiz bir kasa savaşı oldu. Yalan yok. Şimdi bakın, 420 dolar vermiştik. 1050 dolar kazandık. Envanterde bekleteceğim o itemi. En son upgrade'de güzel bir bıçak veya eldivene katlamaya çalışacağız. Ben bu aralar eldiven çekmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum dostlar. Çünkü bıçaklarda artık full out'ın çok bir önemi kalmadı. Eğer eldiveni düşük bir full out'ta alırsanız siteden çekip çok daha farklı paralara satabiliyorsunuz. O yüzden bu benim bir taktiğim olacak. Zaten bu videoda da belki deneriz. Şöyle bir underdog kasa savaşı açmak istedim. Buna da 600 dolar veriyoruz. Bakalım kazanırsak ne kadar alacağız? Haydi abi, zınk. İlk kasadan ne geldi? 22-34, 11-13, çöp abi. Devam. Hadi, bu ne kadar? 54 dolar. Ah, bir faktör niv olacaktı ki 450 dolar arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Eyvah eyvah. Evet, 50 dolar kasadan 500 dolar bıçak katladık. Hem de bu underdog mod. Düşük çekmemiz gerekiyorken en pahalı bıçağı çektik. Oh, üstünde de bir de 170 dolarlık Asimov. Şimdi bu kasa çok önemli. Böyle bıçaklar çıkarmayın. Midem bulanmasın lütfen. Daha pahalı bıçak çıkarın ki kazanma şansımız olsun ya. 100 dolar kasasın sen. Yap şovunu. 100 dolarlık bir AWP aldılar. Devam abi. Hadi lan. Hadi oğlum. Ah be, yine 72 dolar. Yani 450 dolarlık olan çıksaydı bayağı bir gelmişlerdi bize, yaklaşmışlardı ama sağlık olsun diyelim. Yani kaybettik. Güzel de bir para kazandılar. Verdiklerinin neredeyse 2 katı. Hatta 2 katı yani. 1000 dolarlık bakiyemiz kaldı arkadaşlar. Bu 1000 dolarımızla da yine güzel bir kasa savaşı yapmak istiyorum ama şöyle bir araya 10 tane FBB kasasından sıkıştıracağım. Şöyle FBB TV yazdık. 10 tane koyuyorum. Bir bakalım 60 dolar verip bıçak çıkartabilecek miyiz? Yani çok karlı oluyor çünkü, biliyor musunuz? Toplamda 40 tane açılıyor. Yani bir tane bıçak çıkıyor bence. Yani bir tane çıkmalı bence. Hadi bakalım. İlk kasalardan profit 2 tane item aldık. İkinci kasaya geçiyoruz. İkinci kasadan ne aldık? Zınk. Yine 2 tane profit item. Gayet iyi. Yani hiç fena değil hatta. Üçüncü kasalardayız. Bir tane bıçak istiyorum lan. Hadi bak, en kötüsünden de olsa bir tanecik bıçak istiyorum. Katlamam lazım. Hop, yine kötü itemler çıktı. Bu arada Kalix ile Groovy hiçbir şey çıkartamadı. Bir anda bıçağı onların çekmesi yok mu? Bakacağız, göreceğiz abi. 6. kasadan devam ediyoruz. Hop, karşıya da geldi 3. profit item. Şu anda eşitiz. Şansa da aynı itemler gelmiş hep. Hadi oğlum. Aha, Kalix sonunda bir tane çıkardı. Ha, bu şekilde maalesef verdiğimiz paranın yarısını alıyoruz ama bıçak katlasaydık eğer verdiğimiz paranın en az 2 katını katlamış olacaktık. Sağlık olsun. Yani %2 şans kolay bir şans değil abi. 10 kasadan çıkmayabiliyor. Neyse. Son kasaya geçelim. Bundan da çıkmazsa artık bir all in kasa savaşına başlayalım. Tam 1200-1100 dolar bakiyemiz var. Geleceğim abi ben bu 1100 dolara şu kasadan açacağım. 10 tane.
Hadi bakalım. Umarım güzel bir sonuçla videoyu kapatırız. Tamı tamına 100 dolar olan bu kasadan bakalım en pahalı ne item çıkartabileceğiz. İlk kasalardan bize çöp, karşıya çok güzel çıktı. 278 dolarlık bir Vulcan AK-47. İkinci kasa 78-160, hiç fena değil aslında. Çok fazla bir fark yok. Güzel de itemler çıkardığımızı düşünüyorum. Derken bittiğimizin tam yeridir burası. Falchion Fate çıkardılar ve farkı iki katımızdan bile yükseğe çekti adamlar. Bize de sadece AWP Wildfire çıkmaya başladı. Neyse abi, devam. Güzel Shadow Marble Fate geldi. Farkı bir nebze de olsa kapatmamıza yaradı bu arada. Hadi oğlum devam. Zınk. Yapma. Yapma. Güzel. 54 dolar olan çıkmış karşıya. Çünkü bunun 450 dolarlık bir versiyonu var faktörenip. Yanarız. İşte bu kadar. Fark beyler, 10 dolar farka kadar düşürdük. Hadi lan. Yapma bunu bana. Bana bunu yapma. 59.37. Yani bu kadar farkı kapatmışken yenilirsek harbiden üzülürüm. Bir tane Vulcan geldi. 500. Oo, 100 dolar fark var abi hala. Son kasa. Son kasa. Bittik ya. Bak ya. Böyle bir şey olamaz abi. Yani envanterde olan 1500 doları da upgrade yapacağım. Bir hırs oldu bende. Yani gelmesini çok istiyordum. Bunu arkadaşlar faktörünü Fire Serpent'a deneyeceğim. %42 şansla sağa doğru basacağım. Bakalım gelecek mi? Sağlık olsun. Lan. Lan. Bu kadar. Başladığımız bakiyeden bile daha fazla katlattık. Katladık. Son şansımızla faktörünü Fire Serpent hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi arkadaşlar, K-Drop'a bakiye yüklerken FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Çekilişimizin linki de açıklama kısmında var.